Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Peki hocam, sedef hastalığı çok sık duyduğumuz rahatsızlıkların başında geliyor. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı nedeni bilinmeyen hastalıklar grubundan. Normalde cildin hücreleri alt tabakadan üst tabakaya çıkarken belli bir süre takip ederler. Bu süre çok hızlı artıp cildin üstünde atılmadan cilt tabakalarının birikmesi demek sedef hastalığı. Evet. Sedef hastalığı da aynı şekilde vücudun her yerini tutabiliyor. Saçtan ayak parmak uçlarına kadar her tarafta yerleşebiliyor. İnatçı bir hastalık. Yani tam nedeni bilinmediği için de hem bizim açımızdan hem hasta açısından zor oluyor. Bayanlarda mı erkeklerde mi daha sık görülür? Yani bayanlarda biraz daha artış olabilir. Daha sık görülebilir. Ama her iki cinste de görülür. Yaş faktörü var mıdır hocam? Yaşla bağlantısı? Şimdi şöyle, çok çocukluktan başlayan tipleri var. Sedef hastalığının çok fazla tipi var. Evet. Bir kısmında çocukluktan itibaren görülebilir. Böyle iltihaplı sivilceler tarzında olan daha ağır tabloları var sedef hastalığının. Diğerleri hayatın herhangi bir zamanında bir stres, travma sonrası ortaya çıkabiliyor. Evet. Peki tanıyı koyduktan sonra tedavisi kolay bir hastalık. Şimdi bunun dediğim gibi nedeni tam bilinmediği için sedefin halen yurdumuzda da yurt dışında da tamamen çözümü bulunmuş bir rahatsızlık değil. Daha çok mükemmeliyetçi dediğimiz kişilerde görülen bir rahatsızlık. Bu yapıları da değiştirmek çok mümkün olmadığı için tedavide tamamen %100 başarı sağlanamayabiliyor. Evet. Ama yine de hastaların devamlı takibi gerekiyor. Çünkü kendi hallerine bırakıldığı zaman çok daha hayat şeyini, yaşam standartını düşüren bir hale geliyor. Da tabii, tabii yani hem psikolojiyi bozuyor, psikolojinin bozukluğu sedefi arttırıyor, sedefin artmış olması psikolojiyi bozuyor. Yani hep doktorun elinin altında olup takibi gerektiren bir rahatsızlık. Evet. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.